Değerli arkadaşlar, bu dersimizde uyarı penceresini göstereceğim. Yani İngilizcesiyle işte alert mesajları. Bunların içinde en basit olanını size bu derste işleyeceğim arkadaşlar. Bu derste de çok temel gördüğüm, önemli gördüğüm yerleri yine sizinle paylaşacağım. Hemen bir örnek oluşturalım. Yine bu şekilde single view application olsun. Yine iPad üzerinde çalışıyoruz. 104. örneğimiz alert diyelim, uyarı mesajları veya da pop-up, hani pop-up mesajlar vardır böyle, hani açılır sayfanızda mesaj penceresi diyelim. Yani bunun gibi bir şey, penceresi. Evet. Alert, uyarı, mesaj penceresi diyelim. Veya da tamam, böyle olsun. Aklıma bir şey daha geldi de onu sonraya bırakayım. Yani bu dersten sonraya bırakayım onu. Şu gelelim arkadaşlar, bakın şu bizim kontroller sınıfımıza. Yani interface'imize daha doğrusu. Bu sınıfımızın işte iki parçasından bir tanesi. Şuraya iki tane aslında önce tasarımımızı yapalım. Daha sonra. Şimdi bu bizim tasarımlarımız. Burada şey bulunsun. Bir tane böyle bir label'ımız bulunsun. Bunda şey yapalım. Şöyle diyelim ki mesajınızı giriniz diye böyle bir şey bulunsun. Buna ihtiyaç yok. İşte ABD dedim. Şu düğmemiz bulunsun burada. Burada da arkadaşlar bir tane bir text kutumuz bulunsun. Şuraları bir genişletelim de. Şu mesaj kutumuzu şöyle kocaman bir şey yapalım. Yani şöyle bulunsun. Şu tam üstte de bulunmaya, yani şöyle biraz aşağıya alacağım şunu. Çünkü aşağıda klavyenin çıkmasını da görelim. Yani birlikte görmüş olalım. Biraz daha aşağıya alalım şöyle. Yani şöyle tam ortalanmış bir şekilde olsun. Tamam. Bu da arkadaşlar. Buna da diyelim ki mesaj ver veya da mesajı göster. Mesaj diyelim. Mesajı göster diyelim. Yani bunun da ismi bu olsun. Hani bu düğmeyi de şöyle biraz büyütebiliriz. Bir sakıncası yok. Şimdi bakın arkadaşlar, buraya mesajımızı gireceğiz. Bu düğmeye basınca da bize mesajımız gösterilecek. O zaman bizi burada iki şey ilgilendiriyor, değil mi? Yani bir bu, bir de bu. Yani bununla hiçbir işimiz yok. Peki ya biz nerenin değerini bir değiştiriyoruz? Yani buranın değerini bir değiştiriyoruz. Yani veya da şu içini biz temizlemiş olabiliriz. Yani buradan bilgi alacağız. Bilgi alacağımız yerler veya da bir tarafını değiştireceğimiz böyle bir bileşenin, bir view'in arkadaşlar tanımlanması kod bölümünde bir neyle oluyordu? IB outlet'le oluyordu. Şimdi gelelim o zaman kod bölümüne. Onu o şekilde tanımlayacağız. Yani bunun için bir IB outlet. Bunun için de arkadaşlar bu bir düğme olduğu için yani bir action yapması lazım. Yani IB action'ı bunun, yani bu düğme için tanımlayacağız. Peki bunun için arkadaşlar bunun için bir şey bir tanımlamayacağız. Çünkü bu sadece burada böyle yazı olarak var. Yani başka da bir vazifesi yok. Gelelim o zaman. Yani bir de şurayı şöyle genişletirsek bakın burası da hiyerarşik olarak görünür arkadaşlar. Onu da paylaşayım. Yani bir önceki ders bunu paylaşmadım. Bakın bunları böyle taşıyabiliriz. Yani aşağı yukarı onun fotoğrafları göstereceğim yerlerde daha etkili olduğunu görürsünüz. Yani böyle aman taşınabildiğini bilin yani. Bakın hangisini seçersem oraya odaklanır arkadaşlar. Tabii ki burada üstte mesajınızı giriniz. Aşağıda bakın şu düğmeyi aşağıya alayım. Bakın düğme daha aşağıda. Bu şekilde de istediğiniz view'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şey yapalım.
Şu kod bölümüne bir gelelim yani. Bu kod bölümünde ne yapacağız? Şurada öncelikle IB, yanlış oldu, bu Türkçeden İngilizce klavyeye geçelim. IB outlet dedim. UI arkadaşlar ne tipinde? Text field tipinde bir tane. Yine yıldızımızı koyduk. Mesaj yazısı. Böyle dedim. Yani bu bizim mesaj yazımız. Bakın bu mesaj yazısı bir yerlerde kullanılacaksa bunun için bir hazırlık yapmamız lazım aslında yani. Aslında şurada property ile yani bu değişkenin get ve set metotlarının hazırlanmasını sağlıyoruz. Burada bakın iki önemli şey. Birisi non-automatic. Birisi de arkadaşlar retain. Retain'i anlatmıştım size. Hatırlayın. Bakın burada başka özellikler de var. Retain dediğimde bakın read only var. Bu şekilde çok etkili olarak programlarımızı yazabiliyoruz arkadaşlar. Burası bellekler içindir. Yani mesela bu property ve synthesize dediğimiz şeyler arkadaşlar bu get ve set metotları içindi. Bundan otomatik ya arkadaşlar. Yani bir değişkene yani şundan otomatik için söz ediyorum. Şunun için arkadaşlar. Bundan otomatik dediğimiz şey bu kullanılmışsa yani bir değişkene eğer ki erişim sağlanacaksa arkadaşlar bir kanaldan yani bir trade'den arkadaşlar buna sadece bir trade'den yani erişmek istemediğimizi farklı kanallardan da erişmek istediğimizi belirtmek için. Yani zaten atomik demek onun bir tane olduğunu söylemektir. Ama orada siz nano kullanırsanız artık o nano atomatik yani ona farklı kanallardan da arkadaşlar erişmek istiyorsanız mı dedim ben orada işte yanlış söyledim. İstemiyorsanız olacak. İstemiyor. Yani onu artık onun önünü kesmiş oluyorsunuz. Bu öyle bir özelliğe sahip arkadaşlar. Bu retain'e gelince bu retain yani bellekten yer ayırmak içindir. Yani şöyle bakın burada read only, read write diye bir şeyler de var. Onlara da bir dikkat edin. Yani eğer bir yerde read only görürseniz o sadece okunabilir demek. Yani bir şeyin read only olması demek onun demek ki sadece get metodu var. Yani alıp onu okuyabilirsiniz. Bir de şey var arkadaşlar. Yine burada onu da göstereyim. Bu read write. Bu da arkadaşlar get set metotlarını birlikte oluşturmada yine kullanılıyor. Kullanabilirsiniz de. Ama genelde programcılar burada retain'i kullanıyorlar. Bu da bellekte bir olarak yani bellek referansını bir arttırıyor arkadaşlar. Ve daha güvenli bir şekilde yani asıl vazifesi bizim şu andaki tanımladığımız şu üstteki bu nesneyi bellekte başka bir yere arkadaşlar alarak daha bir güvenli şekilde saklıyor. Yani biz bellek alanındaki o kısım boşaltılmıyor arkadaşlar. Saklanıyor orada. Ta ki işimiz bitene kadar. Mesela yine başka burada kullanılan mesela async var. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani async'i de kullananlar var. Ama genelde dediğim gibi bakın buralarda kullanabileceğiniz şeyler yani automatic copy var. Yani yine burası için bunları söyleyeyim size. Şimdilik aklınızda bunlar bulunsun. Ama dediğim gibi genelde göreceğiniz şey budur arkadaşlar. Yani %99 hatta. Yani şöyle hep görürsünüz yani. Ve böyledir. Yani geneli. Genel itibariyle böyledir. Şimdi bir elemanın görsel yani görünümündeki arayüzündeki yani elemanların yani şu taraftaki elemanların görsel olarak yani veya ister bir dış görünüşü veya da bir değişken olarak içinde bir değişiklik işte yapılacaksa arkadaşlar onu böyle IB outlet ile tanımlamanız lazım. Onu söyleyeyim. Şimdi burada şey yapalım. Bu değişkenimizi tanımladık. İçine şey yapmamız lazım. Şimdi bunun get ve set metotlarını hazırlamamız icap ediyor. Yine bunun IB bakın böyle de tanımlayanlar var. Yani IB outlet şöyle
deyip UI text field ve arkadaşlar aslında şunu aynen kopyalıyorlar yani şunu söyleyeyim. Yani işi uzatmayalım. Şöyle. Bunu aynen kopyalayanlar da var. Bakın bu böyle de çalışır. Bu bulunmasa da bu çalışır. Onu da söyleyeyim yani. Ama böyle olması daha güzel, daha böyle estetik duruyor. Yani böyle bir get metodu ve set metodunu bu şekilde hazırlamış olduk. Şöyle gelelim şimdi. Bir tane de IB action'ımız bulunacak. Tabii önünde eksi işareti bulunacak. IB action'ımız. Bakın burada da butonumuzun tıklanması, düğmemizin tıklanması var. Bakın butonlara şöyle BTN yazabilirsiniz küçük harfle. BTN. Düğme veya da kliklendi. BTN düğmeye basıldı. Düğmeye şöyle tabii ki şu D büyük olacak. Düğmeye tıklandı. Tıkla diye isimli bir metot bulunabilir mi? Evet bulunur. Şu sonuna şöyle de bir noktalı virgülümüzü bıraktık. Şu anda hazır. Yani gelelim şu görsel arayüze. Bunlarla şimdi bağlantıya geçmemiz lazım. Şurayı küçülteyim. Yani ister böyle yapın, ister bu şekilde. Şuradan biz nasıl bununla bağlantıya geçiyorduk? Ya üstünde sağa basıyorduk. Şöyle bakın yani eğer ki bu iş outlet ise şöyle getiriyorduk. Şuradaki file solver'a bırakıyorduk. Bu birinci yoldu. Bakın burada mesaj yazısı isimli bu değişkenle bakın bağlantısını sağlayabiliyoruz. Bu birinci yoldu. Bir yol yine bu seçiliyken gelip buradan outlet'ten bakın bağlantıyı kurabiliyorduk. Bir de eğer ki outlet ise buranın üstüne doğrudan gelip kontrol tuşuna basıp buraya doğru geliyorduk ve böyle de bağlantıyı kurabiliyorduk. Bakın zaten bağlantı burada kuruldu. Şurada bakın kuruldu. Bunun için ise işte iki yol. Ya böyle üstünde basacağız. Hangi olaya müdahale edecekse burada touch up insight ya böyle. Bakın zaten bir tane BTN düğmeye tıkla metodu var. Ya böyle ya da şunu kapatırsınız. Buradan gelip yine aynısı touch up şu. Touch up insight. Bunu seçersiniz. Bakın bu da aynısıdır. Bu da şu anda bağlandı. Şu anda bakın bu birimler bağlandı. O zaman gelelim şu uygulama dosyasına. Tabii ki gelmeden önce bu metotları bir kopyalayalım. Ve şu uygulama dosyasının içine gelelim. Şu baş tarafına da istediğimiz gibi bırakabiliriz. Şimdi bunların içine kodlarımızı yazalım.